Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kripto para videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizlere son zamanlarda Ethereum madenciliği yapanların gelirlerinin neden düştüğünü anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ethereum 2000 doların üzerine çıktı. Neden? 1 Nisan'da Ethereum'a bir saldırı olacağı söylenmişti. Yani madenciler %51 çoğunluğu Ethermine isimli sitede toplayarak bir saldırı düzenleyeceklerini ve kontrolü ele geçireceklerini dile getirmişlerdi. Fakat böyle bir saldırı gerçekleşmedi. 1 Nisan sürecine kadar Ethereum'un fiyatı biraz baskılanmıştı ve 2000 doların altında seyrediyordu. Genel itibariyle baktığımızda 1700 ile 1900 dolar arasında gidip geliyordu. Fakat 1 Nisan'da saldırı gerçekleşmeyince Ethereum'un fiyatı da bir anda artmış oldu. Kısa sürede 2000 doların üzerine geçen Ethereum şu anda da 2100 doların üzerinde işlem görüyor. Peki ne oldu da Ethereum madencilerinin geliri birden düşmeye başladı? Bunu da size hemen belirtelim arkadaşlar. Aslında pek çok kişi madenciliğe girmek için ya da havuzuna, riglerine yeni kartlar eklemek için 1 Nisan'ı bekliyordu. Çünkü 1 Nisan'da ne olacağı tam olarak belli değildi. Gerçekten %51 saldırısı gerçekleşseydi ve farklı bir yere gitseydi bu saldırı, o zaman Ethereum'un değeri çok düşebilirdi. Dolayısıyla bu da ne oldu? Yatırımcıları tedirgin etmiş oldu. Fakat Ethereum saldırısı gerçekleşmeyip Ethereum'un değeri rekor üstüne rekor kırınca ne oldu? Bu sefer ekran kartı madencilerinin sayısı arttı. Bununla birlikte kalmayıp halihazırda madencilik yapanlar da riglerine yeni kartlar ekledi. Madenci sayısı, daha doğrusu madencilik yapılan ekran kartı sayısı arttığı için de Ethereum'daki zorluk seviyesi artmış oldu arkadaşlar. Zorluk seviyesi arttığında da doğal olarak gelirlerimiz düşmüş oldu. Bunu şöyle özetleyebiliriz aslında. Normal şartlarda bir pastayı 5 kişi bölüşürken doğal olarak kişi başına daha fazla pasta düşecektir. Ama aynı pastayı siz 10 kişiye böldüğünüzde kişi başına düşen pasta miktarı da yarı yarıya azalacaktır. Bu olayı aynı şekilde özetlememiz mümkün aslında. Madencilik için ne kadar çok kişi havuza girerse gelirler de o derecede düşmüş oluyor. Yani şu sizi şaşırtmasın. Bugün sizin kazım yaptığınız kartlar size 0.1 Ethereum getirirken yarın 0.05 Ethereum getirebilir. Bu son derece normal bir durum. Neden? Çünkü zorluk seviyesi artmış demektir arkadaşlar. Ki şu da bir gerçek. Ethereum'un değeri yükseldikçe muhtemelen zorluk da yükselmeye devam edecek. Yani siz günlük ortalama kazancına baktığınız zaman aşağı yukarı hep aynı seviyelerde kazanç sağlamış olacaksınız. Atıyorum günlük 50 dolar kazancınız varsa Ethereum çok yükseldiğinde de bu kazancınız birdenbire 100 dolar olmayacak. Yine 50 dolar seviyelerinde kalmaya devam edecek. Neden? Çünkü madenciliğe girenlerin sayısı artacak. Madenciliğe girenlerin sayısı arttığı için zorluk artacak. Dolayısıyla sizin gelirleriniz de düşmüş olacak. Tabii tam tersi bir durum söz konusu mu? Evet, böyle bir şey de olabilir. Yarın bir gün Ethereum'un değeri düştüğünde, Ethereum madenciliğinden çıkanlar olduğunda ne olacak arkadaşlar? Bu sefer sizin günlük Ethereum geliriniz artacak. Belki dolar bazında gelirleriniz düşebilir ama Ethereum bazında gelirleriniz artmış olacak. Tabii bu da sizi ne kadar kurtarır, ne kadar kurtarmaz, orası da farklı bir soru işareti diyebiliriz. Fakat şu bir gerçek. Şu anda 2 sene önce belli bir sistemle yıllık 4 Ethereum kazan birisi aynı sistemle 2 Ethereum'u ancak kazıyor. Yani baktığımız zaman 2 senelik periyotta Ethereum kazım oranı neredeyse yarı yarıya azalmış durumda ki bu da zorluğun 2 kat arttığı anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Ethereum madencilerinin gelirlerinin neden azaldığını anlatmaya çalıştık. Eğer siz de madenciliğe girmeyi düşünüyorsanız bu riski göz önüne almanız gerekiyor. Tabii bu şu değil arkadaşlar. Asla size madencilik kazandırmıyor demiyoruz. Şu anda da halihazırda aldığınız kartları 10 ay ya da 12 ay gibi bir sürede tolere edebiliyorsunuz. Yani bunların parasını çıkartabiliyorsunuz. Fakat şunu da görmezden gelmeyin. Bir 6-7 ay öncesinde ekran kartlarının parasını 3-4 ayda bir çıkartmanız mümkündü. Sonrasında bu süre 6 aya uzadı, 8 aya uzadı ve şu anda da 10 aya uzamış durumda. Elbette burada gelirlerin düşmesiyle ters orantılı olarak
ekran kartı fiyatlarının artması da önemli bir rol oynuyor. Çok değil, Ocak ayında 1500-2000 Türk lirasına satılan kartlar şu anda piyasada zaten bulunamıyor. İkinci elde de arkadaşlar 6000-6500 Türk lirası gibi fiyatlardan satılıyor. Dolayısıyla ben madencilik yapmak istiyorum diyorsanız bu tarz riskleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.